Merhaba sevgili silahseverler. Bugün sizlerle uzun zamandır paylaşmamı istedikleri ama bir türlü elime geçiremediğim HS9 tabancayı Tabanca Tüfek Forum'dan Özgür Baydüzce dostumun, kardeşimin mekanında, yerinde, memleketinde paylaşmak imkanına sahip oldum. Gördüğünüz gibi tabanca boş, atım yatağı boş. Şarjör yuvası boş. Mermiler şarjör dolu olduğu için uzaklaştırıyoruz. Silahla hiçbir alakası yok. Silah tamamen güvenli bir pozisyonda. Amerikalı atıcıların çok sevdiği Springfield adı altında da imal edilen Hırvat menşeili Glock prensibine çok yakın imal edilmiş polimer gövdeli paslanmaz çelik sürgüsü olan bir tabanca. Bir takım özellikleri var. Bunları paylaşmaktan sizinle keyif alacağım. Çünkü her tabancada olmayan özellikler. Ama o özelliklere geçmeden silahın genel durumuna bir bakalım. Bir namlu dolu müşiri var. Namluda kovan ya da mermi, daha doğrusu atım yatağında dolu olduğu zaman yukarıya kalkarak görsel ve dokunsal olarak atıcıyı ikaz eden bir müşiri var. Üç tane beyaz noktayla atıcının görüşünü kolaylaştıran gez ve arpacık sistemi var. Hem gez hem arpacık yatay olarak ayarlanabilecek şekilde kırlangıç yatağı, kırlangıç kuyruğu yataklarda sabitlenmiş vaziyette. Bu bize ne avantaj veriyor? Arpacığın yüksekliğini değiştirerek atım vuruş noktasını indirip kaldırma imkanımız olabiliyor. Ufak tefek ayarları da gezi arpacığı sağ sol kaydırarak yapabiliyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi silah polimer gövdeli bir silah. Oldukça hafif, herhalde 700 gramlar mertebesinde olduğunu tahmin ediyorum. Bu 919, yani 9 mm Parabellum modeli. Üzerinde mod TR yazıyor. Maalesef Türkiye'de yönetmeliklerde 15 mermiyi aşan şarjörle silah ithal etmek yasak olduğu için bazı tabancalarda TR mod diye yazmak zorunda kalıyorlar. Çünkü aynı tabancayı ister 15'lik ister 16'lık şarjörle kullanabiliyorsunuz. Türkiye'ye 15'lik şarjörlerle geldiği için bu özellik üzerinde belirtiliyor tabancanın. Kilit sistemi gördüğümüz gibi basitleştirilmiş geri tepmeli Colt Browning kilitlenme sistemi. Tek noktadan sürgüyle namlu üzeri kilitlenerek silahın çekirdek namluyu terk edinceye kadar namluyla sürgünün beraber, ondan sonra namlunun sabit kalarak sürgünün geriye gitmesini sağlayan bir sistem. Bütün tabancalarda, bütün yarı otomatik tabancalarda 5 aşağı 5 yukarıya buna benzer sistemler kullanılıyor. Tek noktadan kilitlendiği için son derece imalatı basit. Sürgüyü geri çekemedim, dikkat ettiyseniz. Bir kabza emniyetine sahip silah, tam kurulu olduğu için silah sürekli olarak, gördüğünüz gibi iğnenin müşiri dışarıda görüyorsunuz. Şeyler Glock'lar gibi değil, Glock'ta yarı kurulu olup tetiği çektiğiniz zaman tam kurulup tetik düşüyor. Bunda iğne tam kurulu, onun için bir kabza emniyeti düşünmüşler. Başka bir şekilde kafayı karıştıracak bir emniyet söz konusu değil. Son derece basit. Kabzayı sıkıp da tetiğe göçtüğünüz zaman tetiği düşürebiliyorsunuz. Yani biraz daha kurulup düşmesi söz konusu değil. Ama buna rağmen kilo 752 kilo 800 gramlarda bir tetiği var. Rahatsız etmeyen güzel bir tetik ama bunu da atış amaçlı kullanmak için modifiye eden arkadaşlarım var bu tabancalardan. Son derece güzel tetiklere ulaşabiliyorlar. İrca milinin ucu dışarıdan çıkıyor. Bunu öyle yapmışlar ki buradan dayandığı zaman patlamasına imkan yok deniliyor ama şu anda düştü, neden bilmiyorum. Her neyse. Silahı biraz da söküp içeriye bakalım. Önce çift taraflı şarjör düşürme mandalının düğmesinin olduğunu gördük. Üzerine şarjör takmıyorum çünkü gördüğünüz gibi şarjör tam dolu. Bir
sürgü tutma mandalı var. Bir de sökme mandalı var. Sökme mandalını harekete geçirebilmek için sürgüyü tam olarak geride kilitleyip mandalı yukarıya kaldırmamız lazım ki dışarıya çıkartalım. Bu pozisyonda dahi sürgüyü ileriye çıkartmaya imkan yok. Tetiği mutlaka düşürmemiz lazım. Tetik düştükten sonra sürgüyle gövde ayrılabiliyor. Gördüğünüz gibi son derece basit bir yapı gösteren bir sürgü. Ön tarafı rengi koyulaştırılmış olmakla beraber şu kısım metal, sürgünün ön kısmı metal. Arka tarafın metal mi, polimer mi olduğunu tam göremiyorum. Emin olmamakla beraber arka tarafta bir metal insert yok, tamamen polimermiş gibi gözüküyor. Bu tarzdaki tabancaların bir kısmı sadece ön tarafa metal ray koyup arkayı polimer bırakabiliyorlar. Bundan emin değilim ama bu da polimermiş gibi gözüküyor. İğne kurtarma tertibatı son derece basit. Şu gördüğünüz iğne emniyetini yukarıya kaldıran parça. İğne emniyetinin buradaki karşılığı da burada gördüğünüz siyah piston. Bu siyah piston yukarıya çıkıp da iğnenin yolu açılmadan iğnenin bir şekilde kapsüle vurmaya imkanı yok. Bu da bir güvence. Teleskopik bir irca yayı sistemine sahip tabanca. Bunun ve tümleşik bir icra mili var. Bunun böyle olması çok yüksek basınçlı mermilerde tabancanın güvenli olarak çalışmasını ve ömrünün uzamasını sağlıyor. Çünkü iki kademede basıncı karşılıyor irca yayı. Namlu biraz evvel gördüğümüz gibi tek noktadan kilitlenen bir namlu. Şöyle baktığınız zaman Glock namlularına çok benziyor. Ucunda bir fatura var. Bu fatura sürgünün ucundaki yüksüğe, yüksük demeyeyim de bunda ayrı bir yüksük yok. Orada açılmış yere sıkı geçerek tabancanın ilk atışta namluyla sürgünün kıpırdamamasını ve düzgün atmasını sağlıyor. Tekrar yerine koyarsak cay yayını ve de sürgüyü aynı şekilde sürgüyü sonuna kadar çekip kilitledikten sonra kilit mandalını namluya paralel hale getiriyoruz ve düşürüyoruz. Bu vaziyette silahı yine içinde mermi olmadığından emin olduğumuz bir şekilde güvenli bir doğrultuya doğru tetiği düşürüyoruz. Evet, silahın kurulu olduğunu arkadaki iğnenin uzantısının çıkmasından görebiliyoruz. Namluda da mermi olup olmadığını buradaki indikatörden görebiliyoruz. Önde ve arkada son derece pozitif kurma kertikleri var. İşçiliği çok iyi. Yüzey işçiliği de takım izleri hiç içermemesi açısından içerideki işçilikte son derece güzel gözüküyor. Polimer işçiliği de güzel. Esnemiyor. Bayağı etli ve güçlü bir polimer yapısı var. Kabza ön ve arka konturları atıcının elini güzel sarayacak, kavrayacak şekilde. Çift sıra bir şarjörü var. 15 mermi alan. Fayda fiyat oranı olarak Türkiye şartlarında hiçbir tabancaya ucuz demek imkanı yok. Ama piyasadaki rakiplerine bakarsanız ekonomik olarak diğerlerine nazaran daha ekonomik olarak elde edilebilecek son derece güzel bir silah. Ben bu imkanı verdiği için sahibine çok çok teşekkür ediyorum. Olmayanlara da Allah nasip etsin diyorum böyle güzel silahları. Beni sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. İyi akşamlar.